Evet sevgili YouTube, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herhalde böyle devam edebiliriz ya. Bir şey kasmaya gerek var mı? 291 manamız var diyelim. Mavi taşımız. Increase demiş diyor. Bu da increase demiş değil mi? Bunu verelim çünkü bunu demin sanki çok hissettik ya boss'ta kapışırken. Explosive bundan önce bir full yemeğindesin. Diyeceğim ama emin olamıyorum. Ya da canı arttırabiliriz. Ya da bunu kassak mı acaba? Ben bunu ver. 190 kaldı. Onda da bir can arttıralım. Okey. Şimdi. Courtyard. Haritası çok büyük olmasa gerek ya. Burayı temizleyelim şimdi yardırarak. Haritada bir şey gözüküyor mu? Ne kadar gözüküyor? Hadi bakalım. Kadının kötü şeyi var. Ha, burada bir şey çıkmıyormuş. Hadi bir şey var sanırım. Bir şey yokmuş. Yeni bir project. O tamamen öldürücü de yeni bir özellik kazanacağız. Yine uçan bir yaratık olacak bu da. O ne lan? Ha. Aşağısı var, yukarısı var. Bayağı yer var. Sağ yolu var mı? Yok. Buradan geçemiyoruz bile. Demek ki aşağıdan açacağız orayı. Sağ taraf da var. Oha. Bayağı can verdi. Neymiş bu? Our first arbiter. Bu bizden bahsediyor. Ha, o yüzden bizim karakter dejavu dedi. Ya şeyden bahsediyor. Bizim bu şimdi şeyleri yok etmemiz gerekiyor. Neydi adı? Man-made. Bu uçan yaratıklara. Bütün güven şeyde bizde. Son çare.
Buranın, bu nereye açacak? En üsttekini açtı bu. Oradan da muhtemelen gidip o mor bir şey düşürdü ya. Aşağı... Ay yanlış tuşa bastım ya. Ne? Ne düşürüyor bu? Overdrive aktif. Increase damage and attack speed. Hasarımızla şey attack speed'imiz artıyor. Hızımız artacak. Yani vuruş hızımız. Aktifken recharge ol... Oha bu ne lan? O kalkan falan atıyor. Ha, dur şu önce aşağıya temizleyelim. Yarım kaldı orası. Az kalsın gidiyorduk. Aşağısı bir uçurum mu ki? Ha. Nereye saklamışlar? Hay Allah. Bu ne işe yarıyor? Ha bu direkt bir geliştirme mi geldi? Süper. Bayağı can kaybettim burada. Ya bu düşen kolyemiz. Muhtemelen bu kapıyı açacak burada. Güzel. Bir de sol tarafa bakmak lazım. Belki orada biz bir şeyler saklamış olabilirler. Buradan gitsek. Yok. Hoş geldin Yasin. Aleykümselam. Yukarı gideceğiz. Ne yapıyor lan bu? Bayağı koyuyor bir şey. Onu nasıl tozlayacağız acaba? Şey oyuna benziyor sen muhtemelen. Aa, Dead Cell oyuna benziyor. PT
piksel piksel oluş tabii belki şeye de benziyor olabilirsin. Neydi adam? Bir dakika, yukarı gitmek mantıklı mı? Daha aşağısı var. Ama... Dead Cell'e baya benziyor görüntü bakımları ama Dead Cell'den baya farklı aslında oyun şeyi. Silah çeşitliği de baya fazla. Gerçi Dead Cell'de de baya fazla da. Şöyle şöyle temizleyelim. Bu da Dead Cell kadar hızlı bir oyun ya. Ne oldu lan? Ben niye dondum? Dead Cell oynadım evet. Dead Cell oynadık. Buralarda bir şey var mı? Yok. Burası da bayağı aşağı iniyormuş ya. Bu kadar aşağı inmesini beklemedim şahsen. Gizo da. Shotgun. Evet, bunları YouTube'a gelecek bunlar. Bunda plat kasar mıyım bilmem. Nasıl ya, plat zorluğuna bağlı ya. Ama eğlenceli bayağı şu an. Ya tabii şeye doğru bitirebilirsem eğer 19 Kasım'a kadar. Şey checkpoint. Nice. Güzel. Soldan gidelim. Çünkü 19 Kasım'da. Bir dakika. Teşekkür ederim. Şey 19 Kasım'da PS5 gelecek, bir de tabii yeni bir sürü oyun geliyor.
Yani Valhalla geliyor. Cyberpunk geliyor ki yani hangi birini seçeceğim bilmiyorum yani. O yüzden sırayla oynayacağım. Yani hepsini tabii bir anda oynayamam. Vakit buldukça oynayacağız. Ha, burada gizli kapı var galiba aşağıda. Evet. Fena değil. Fena değil. Bulunsun elimizde. Bu ne ya? Valhalla geliyor, Cyberpunk geliyor. Ardından Godfall geliyor. Godfall oynamak istiyorum açıkçası. Umarım hüsrana uğratmaz oyun. Başka neler geliyor? Bayağı oyun geliyor ya. Bir ara tweetini atmıştım da. Hatırlamıyorum bile artık nelerin geldiğini. Allah. Demin bir takıldı, gördünüz mü? Ver bunları. Ha, Demon Souls geliyor, evet. O doğru, o da var. O da var, GG. Biraz can basayım şöyle. Evet, bütün katı temizlemiş olduk. Şimdi tek yapmamız gereken geri dönmek. Yukarıda yol yok değil mi? Yok. Ya baya oyun gelecek. Baya bir content birikecek. Tabi hepsini sırayla yapamayacağız. İşin saçmalığı 30 Ekim'de şey de geliyor. Sekiro da geliyor da Sekiro, yani Sekiro update'i geliyor. Sekiro update'ine herhalde uğraşır mıyız bilmiyorum ya. Zaten zamanında hiç ölmeden oyunu bitirme challenge yapmıştık. Bence gayet kafi. Gidip bir back yapalım, bir upgrade çakalım o vallahi bilmiyorum hangisini ilk oynayacağız ya. Aa, mis gibi çay. İlk ne oynasak bilemiyorum yani. Önemli olan oyuncak oyunu sahip olmamız. Gerisi önemli değil. Critical Strike Damage. Bu güzel aslında. Biraz bunu kasabiliriz ya. Bunu daha sık kullanmam gerekiyor. Çünkü çok güçlü bir şey. Bence kafi bu kadar. Geriye kaldığını 50. 50 ile bir şey yapabilir miyim? Sanmıyorum ama. Bunu açabilirim. Açamıyorum. Okey. 50 kalsın elimizde. Devam. Boyun beklenmeden çok iyi çıktı bu arada. Ya Fatih, evet, Fatih Valhalla'ya banacak. Ondan sonra bir daha Demon's Souls var oynayacak. Aralık'ta şey geliyor. Aralık'ta mıydı? Hatırlamıyorum. Şey bu. Ubisoft'un bir tane daha oyunu var ya. Şey, hatırlamıyorum ismini. Rising Phoenix miydi? O gelecek daha. Buradan geçiş yok. Ha, sağda gizli geçit var. Burada bayağı gizli geçit bulduk.
diyecektim. Burası gizli geçti mi? Nasıl gizli geçti ya? İlginç. Aa, bakalım ya. Ya hopla. Biraz da zor biliyor musun? Yani istiyorum ama aynı zamanda da zor olduğunu da düşünüyorum. Yani hele ki bu kadar çok oyun bir anda çıkarken yani. Bu hangi kapıydı ya? Yukarıdaki bir kapı olsa gerek bu. Burayı açamam, biraz saçma geldi. Pardon, düştü. Umarım büyür ama. Oh. Yarasara bak. O ne lan? He's helping his buddies. Better take him out quick. Hmm. Yani abanır diye düşünüyorum ya. Valhalla'ya bunu hopla. Ben bunu plebaskerlerden sandım. Şimdi bir dakika. Bir yukarı çıkabilecek miyiz? Bir ona görelim. Hiçbir şey yok. Cyberpunk'a abanabilir miyim? Deneyeceğim. Allah. Öleceğim zannettim ben. Cyberpunk ile ilgili bir inceleme yapmaya gerek ya, açıkçası duymuyorum ya. Ya çünkü o kadar çok insan yaptı ki Cyberpunk ile ilgili inceleme. Gerçi birçok oyunla ilgili yapıyorlar ama. Ya şöyle bir durum var. Ben Cyberpunk'tan çok ümitli değilim. Çünkü her an FOS çıkabilme ihtimali var yani. Her an FOS çıkabilir yani oyun. Biraz şeyden dolayı tırsıyorum açıkçası. Yani tamam, çok kötü olmaz ama milletin o kadar da çok beklentisine karşılayacağını düşünmüyorum ben oyunun. Yani ya bir Witcher olmayacak abi. Herkes bir Witcher bekliyor ama. Oyun bir Witcher olmayacak yani. Bir de şey de var ya, yani çok büyük bir kitle aslında şey oynamadı. Neydi adı? Oyun ismini hatırlayamıyorum ya. Human Mankind oyunu vardı da. Niye ismini hatırlayamıyorum şimdi.
Ya ben valla yalan yok. İlk başta çok gaza geldim Cyberpunk'ta. Sonra dedim ki ya ben dedim, niye bu kadar gaza geliyorum bu oyunda? Gaza gelmelik bir şey yani. Yani gaza gelmeye gerek yoktu. Gaza geldi ve siparişimi verdim. Ama ne beklediğimi az çok biliyordum zaten. Ve şey... Sonra bazı gameplay'ler çıktı. Yani ilk çıkan gameplay'lerde millet bayağı bir gaza geldi böyle. Çıldırdı falan resmen. Ama yani daha sonra başka gameplay'ler çıkınca benim beklediğim açığa çıkmaya başladı yani. O kadar çok şey olmayacak yani. Ya bir Witcher değil ya. Ne bileyim. Ya yine büyük bir ihtimal beklediğimi alacağım da. En iyisi hakikaten beklentiyi az tutmak. O bir gerçek yani yazın. Beklentiyi az tutunca çok daha iyi oluyor yani. Hüsranı yorumluyorsun. Sadece verdiğin paraya üzülüyorsun bazen. O nasıl vurdu bana ya? Bu oyun beni çok şaşırttı ya. Mesela bu oyundan ciddi ciddi beklentim çok düşüktü. Zaten bir, yani sonra işte kod bu ne lan? Wow. Güzel, sevdim. Yenmesi kolay ama güzel. Yenmesi kolay dedik. Adam öldürüyordu biraz kalsın. Ölür müsün? Nerede şimdi? Bu sağ taraf var. Kapıyı yukarıdan açacağız. Şeyden ama Love Key mutluyum mesela. Bu Watch Dogs Legion'ı iptal ettim. Everyone cares about looking forward now. Ondan Love Key mutluyum. Daha doğrusu iptal oldu kendiliğinden oldu. Şey. Oyunun sipariş etmiştim Legion'ı. Bir gazla. Çünkü oyun tanıtıldı. Legion'ın tanıtımıyla sunumu farklı. İşte daha sonra da oyun değişti yani. Ondan sonra yine jenerik şey Watch Dogs oldu yani. Watch Dogs Legion. Ben demin galiba ismini yanlış söyledim. Watch Dogs Legion ilk videosu tanıtımıyla sonrası değişti. O yüzden bir de ertelenince haliyle ön sipariş iptal ediliyor. Paran geri veriliyor. Oo, yeni yere geldik. Güzel. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten yani canlı yayında olduğumuz için biz direkt devam etmeye başlayacağız. Bir sonraki video burada kaldığı yerden devam edecek. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın.